Buradan aslında şu sonucu çıkartıyoruz. Muhalif kalan üyeler, muhalefet şerhi yazan üyeler şunu demiş oluyorlar. Evet bize kalsa burada red kararı verilmeliydi ama madem ki Anayasa Mahkemesi'nin böyle bir ihlal kararı var, çoğunluk bu kararı verdi, bu karar uygulanmak zorundadır. Bunun aksi anayasal düzenin ortadan kaldırılmasıdır demiş oluyor ve oy birliğiyle kararın uygulanması için kararı, dosyayı e, İstanbul'un çağrı cezaya gönderiyorlar. Şu an itibariyle aslında İstanbul 13 Ağır zaten herhangi bir yeni başvuruya da gerek kalmadan Anayasa Mahkemesi'nin kararının gereğini yerine getirmesi gerekiyor. Bir an bile, bir gün bile, bir saat bile, bir dakika bile gecikmeden derhal tahliye kararı verilmesi, vermesi gerekiyor. Bunun aksi bugüne kadar ortaya çıkan hak ihlalinin daha da derinleşmesi anlamına gelir. Yargıtay'ın yaptığı şey Anayasa Mahkemesi kararına uymayarak Anayasayı fiilen askıya almaktı. Anayasa madde 153'ü ortadan kaldırmaktı. Anayasa e, kararlarına uyulmaya da bilir demekti. Bugün artık bu kriz haline getirilen meselenin çözümünün de tek yolu e, ortalama bir hukuk devletinde olması gerektiği gibi Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kesin ve uygulanması zorunlu bağlayıcı kararlara uyulması ve Can derhal tahliye edilmesinden geçiyor. Ve İstanbul 13 Ağır cezanın artık yarına bırakmadan, öbür güne bırakmadan bugün hemen şu anda tahliye kararını vermesi gerekir. Bunun aksi bir ihtimali düşünmek dahi istemiyoruz. Ee, bu yüzden Çağlayan Adliyesi'nde olacağız. İstanbul'un çağıracağız Ceza mahkemesinde olacağız.